Selam arkadaşlar. Zirve adamı zirvelerde. Burası çok dikkatimi çekti. Güzel işaret. Bu tür işaretleri gösterdiğim zaman daha açıklayıcı olduğu için burasını çekmek istedim arkadaşlar. Burada yine bir koltuk işareti var. Şöyle görelim. Görüyor musunuz? Koltuk. Şuraya koltuk yapılmış. O kadar şey tam net belli olmasa bile koltuk arkadaşlar. Çünkü insan eliyle işçilik yapılmış. Gördüğünüz gibi bu kaya altına oturtulmuş. Şunun altında arkadaşlar zamanında bir hediyesi varmış. Burası alınmış. Görüyor musunuz? Orasan da kapalıymış. Şöyle göstereyim. Bu zamanında koltuğun ufak hediyesi alınmış. Şimdi burada mükemmel saklama yerleri var arkadaşlar. Mahzenler, içeri girişler süper. Burası koltuğun üstü, çıkalım. Şuraya gelelim. Burada da çok önemli işaretler var. O yüzden burayı çekmek istedim. Şu figürü şöyle baktığımızda bir kaplumbağa arkadaşlar. Şurası V gibi yapılmış. Şu şekilde V gibi. Şuradan da bir kafa çıkarılmış gördüğünüz gibi. Şurada da bir göz vurulmuş. Görüyor musunuz? Murç yani. Küçük, orijinal bir murç vurulmuş. Şöyle baktığımızda net olarak bir kaplumbağa yapılmış buraya arkadaşlar. Şuradan da ama bir burun çıkarılmış. Çift hayvan kafalı. Şu domuz kafasına benziyor. Şunun kafası da kaplumbağa veriliyor. Şurada da bir göz yapılmış murç gibi. Çok önemli bir nokta. Şöyle baktığımızda aslında şurası da bir, şöyle baksak bir hediye var mı? Kaplumbağa gibi oturtulmuş kaynak var şurada sanki. Şöyle baktığımızda bir kaynak var. Şurada oturtulma, şurada figür. Farkındasan önemli bir işaret aslında. Görüyorsunuz şöyle de bu ters açıdan da görüntüleyelim. Şurada da bir gözü var. Yani çok süper bir işaret. Sen şuralarda bir, ama buraya alan tarama tuttuğumda atmadı bu tarafa. Şu kaya da bir figür olarak kesilmiş. Şu gerçekten de bir tam bir burada kafa yapılmış. Bir de o tarafa çıkan bir kafa yapılmış. Bir kaplumbağa bu arkadaşlar. Kesmeleri görüyorsunuz insan eliyle. Şurada da bir V yapılmış. Orijinal. Burayı bir V yapılmış. Şu yönü uzun. Şöyle araştır diyor aşağı doğru. Normalde kayayı da bir üçgen gibi yapmışlar. Görüyor musunuz? Şurayı da bir V yapmışlar. Uzun yönü bu tarafa veriyor. Bu tarafa doğru bir araştıralım. Şurası da koltuktu. Koltuğun üstünden inelim. Şimdi normalde tecrübesi olmayan insan koltuktan indiği zaman, bak şu koltuğun şöyle bakalım, bak koltuğun bu tarafında el koyma yeri yok. Görüyor musunuz? Bak bu tarafı düz, şu tarafında el koyma yeri var. Koltuğun oval kısmı da bu tarafı veriyor. Farkında mısınız? V işareti de orayı vermişti. Farkındasanız yukarıda. Şimdi bu tarafa gideceğiz. Normalde bu işareti anlamayan kişi şu çevre düz arazide buralardan mahzen arardı arkadaşlar. Şimdi gelelim. Şurada da bir işaretler var gördüğünüz gibi. Bu tarafa doğru verilen yöne doğru bir gelelim arkadaşlar. Yön bizim bu tarafa doğru attı ya, aşağı doğru böyle. Küçük oyma aramamız gerekecek çünkü. Burayı geldiğimizde şu kaya oturtma. Görüyorsunuz. Şuradaki en önemli noktayı göstereyim. Gizli yere yapılmış. Kabak gibi büyük kayaya da küçük büyük sunak yapmazlar. Çünkü mahzenin yerini belli etmemek için. Görüyor musunuz sunağı? Şurada bir insan eliyle yapılmış orijinal bir sunak. Şimdi şöyle bakalım. Şurada V olarak yapılmış bir figür. Görüyor musunuz figürü? Bir hayvan figürü gibi yapılmış, oturtulmuş. Şu kaya oturtturma zamanla tabi burada şu kayalar, bak oradan oturtturmayı görüyor musunuz, desteklenerek zamanla burada bir kayalar çökme yapmış. Şunun altındaki kayaların oturtturma olduğunu, şu kayanın sonradan oturtturulduğunu buradan şu şekil arkadaşlar, bak şu şekil içeri giren bir mahzen odası var arkadaşlar. Şöyle baktığımızda içeri mahzenin oyulduğu, oyulacağı taşlar da aşağıya doğru atılarak gidilmiş. Dediğimiz gibi
en önemli nokta. Şurayı da zaten mahzenin şu karşı tarafta U işareti yapılmış. Mihraba benziyor. Orada da gizli bir işaretini vermiş. Burada her şeyi ben buradayım diyor. Burada mahzenin girişi koltuğun, yani mezara odasına geçen yer. Orası, burası da bir hayvan figürüne benzetilmiş. Böyle işaretleri çekiyorum ki şuradaki mihrap orijinal kesme, görüyorsunuz. Şurada bir sanki bir kasa gibi bir şey var. Burayı bir cihaz tutacağım. Şöyle sanki bir orasan var gibi. Bazı arkadaşlar diyor orasan nasıl anlıyorsun filan. Arkadaşlar mesela şurayı şöyle çekişle hafif vurun. Şöyle diyelim şurayı. Bunun üstüne de bir su dökün. Orasan harcı suyu emer arkadaşlar. Kaya, bu normal kayaya döktüğün zaman kaya çabuk kurur. Orasan harcı biraz nem yapar. O yüzden bunu böyle anlayabilirsiniz. Başka yöntemleri de var da şu anda en kolay yöntemi size söyledim arkadaşlar. Burada da bir kasa var gibi. Şurası dediğimiz gibi hep yönler orayı vermiş. Önemli bir işaret arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Koltukta dedik ya, bak koltuğun bu tarafta el koyma yeri yok. Bu tarafta var ve rahatça bizi hedefe götürdü arkadaşlar. Bunun hediyesi zamanında koltuğu alt tarafından alındığı için bu bölgede bir sunum yapılmış arkadaşlar. Tapınak gibi bir. Şu bu bölge dümdüz gördüğünüz gibi. Ama mahzene gelip burayı yapmazlar dediğim gibi. Yapılacak yer dediğim gibi en mantıklısı da orası örme zaten. Baktığımız zaman toprak yapısından orayı bize alan taramamız attı arkadaşlar. Bu işareti de arkadaşlar çözdük. Çok gizli bir işaretti gerçekten de. Şu bir tam net bir kaplumbağa. Görüyorsunuz kafa kısımları, gözü falan yapılmış. Şu kayalar dikkatinizi çektim. Bak hepsi oturtturma. İnsan eliyle üst üste oturtturma. Şu bile bir figüre benzetilmiş. Aşağı mahzene bakıyor. Şuradaki V orijinal kesme. Her şey net belli, gördüğünüz gibi burada da kesme. Gözümüzden kaçmadı bu işaretler. Kısa, uzun. Bu aşağıya vermemiz gerekiyordu. Koltuğunu da buradan indik. Böyle işaretleri arkadaşlar bilgi amaçlı sizin için çekiyorum. Gerçekten de süper bir yer. Orada dediğim gibi kayada bir işaret vardı. Onu da kaya kasası mı diye bir dedektör tutacağım arkadaşlar. Şimdi ona aslında bir küçük bir dedektörümüz vardı. Onu bir tutalım istersen. Ötüyor mu? Bir bakalım. Çünkü bu da bayağı bir iş yapıyor arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Büyüğü almadık yanımıza. Başka zaman şöyle gidelim. Bakalım. Şurası çünkü dikkatimi çekti biraz. Orasana harcına benzettim gibi geldi. Şura görüyorsun. Maalesef. Yok arkadaşlar, benim kamera şeyinden almış. Gördüğünüz gibi. Yok. Öf. Üşüyordum. Arkadaşlar dediğim gibi bir başka bir işarette, define işaretinde tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.